Değerli İstanbul Üniversitesi Rektörümüz, kıymetli hocalarım, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Bugün Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile ilgili bir toplantı için bir aradayız. Bu toplantıyı tertip eden İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitemizin hocalarına, rektörümüzün şahsında teşekkür ediyorum. Malum Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 20 Ocak 1921'de kabul edilmişti. Biz 21 Ocak'ta Ankara'da bu kanun, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile ilgili bir toplantı yaptık, bir sempozyum yaptık. Ankara Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültelerinin katılımıyla. Tabii başka çalışmalar da aslında planlanıyordu. Belki bu yıl içerisinde onlar da yapılacak. Üzerinde hakikaten daha fazla durulması gereken, çalışılması gereken bir konu, bir metin. Çin'de bulunduğumuz 1919'dan itibaren 1923'e kadar devam eden, aslında tarihimizdeki birçok olağanüstü olayları yaşanmış olduğu bir dönemin 100. yılını, tabiri caizse 100. yıllar serisini yaşıyoruz. 19 Mayıs 1919'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışından itibaren, daha sonra Amasya Tamimi, ardından Erzurum Kongresi ve Sivas Kongreleri ve nihayetinde de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve daha sonra işte Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun kabulü, 12 Mart 1921'de İstiklal Marşımızın kabulü, 1922'nin 100. yılı olarak 2022'de de İstiklal Harbi'nin fiilen sonuçlandığı olayların 100. yılını tekrar anacağız. Daha sonra da 29 Ekim 2023'te Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı. Bunlara ilişkin birçok planlama yapılmıştı. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı münasebetiyle planlamalar yapmıştık ama salgın süreci tabii bütünüyle bu programları etkiledi. Bunların bir kısmını iptal etmek zorunda kaldık. Bir kısmının da tarihlerini değiştirerek yapmaya çalıştık. Dolayısıyla tam 100 yıla tekabül etmeyebiliyor. Bugün de aynı şekilde salgın dolayısıyla aksayan, tarihi değişen programlar var. Değerli hocalarım, değerli arkadaşlar, 100. yıl perspektifi bizim sempozyumumuzun da başlığı. 100. yılların aslında 99. yıldan veya 101. yıldan çok fazla bir farkı yok. Ancak sembolik bir tarihi dönem olduğu için geçmişteki olayları bu geniş zaman dilimi içerisinde yeniden değerlendirme imkanı sunuyor bize. Aslında bununla ilgili de bizim güzel bir çalışmamız var. Tam planladığım gibi olmadı ama bizde malum salname, yıllık, almanak geleneği pek yoktur. Başlangıçlar vardır bir iki yıl devam eden ama daha sonra arkası gelmeyen çalışmalar vardır. Biz bununla ilgili arkadaşlarımızla konuşurken bu 100 yılın bir almanağını yapalım diye düşünmüştük. Her yıl için, hatta mümkünse her yılın her günü için ayrı bir cilt olmak üzere bir çalışma, yıllık ciltler olarak bir çalışma. Bitmek üzere, o da biraz uzadı, 100 yılda tamamlanamadı. Ama 10 ciltlik ve her biri 10 yıllık dönemi içeren ve günlük olaylarla ilgili ya haber bilgi mahiyetinde veya değerlendirme mahiyetinde metinler içeren bir çalışma yapıyoruz. Tabii onu yapan arkadaşlarla, dün bir toplantı yapmıştım hazırlayan arkadaşlarla, akademisyen arkadaşlarla. Onlar da dediler ki, ne çok olayı unutmuşuz dediler. Geriye dönüp baktığımızda şimdi çalışırken, hatta yakın zamanda bile, ki benim baktığım son ciddi 2010-2020 arası, bu 10 yıllık zaman dilimi içerisinde bile yaşadığımız ne kadar çok olay var ki, onlara dair detayları ve onların öncesiyle ve sonrası arasındaki gelişmeleri ve sonraki gelişmelere etkisini değerlendirme konusunda hafızamız bayağı zayıf. Bunun sebebi sadece hafızamızın zayıflığı değil, Türkiye'nin ve dünyanın özellikle son dönemlerde çok yoğun olaylarla, arka arkaya gelişen olaylarla
yüz yüze kalması ve her günün gündeminin gerçekten çok farklı ve o günü ve sonrasını dolduracak kadar güçlü olması sebebiyle bu bakımdan bu tür hatırlamalara, hatırlatmalara ve bugün içinde bulunduğumuz çerçeve içerisinde, veriler, parametreler içerisinde geçmişi, geçmişteki olayları, metinleri değerlendirmemizin önemine inanıyorum. Tabii bunu geriye dönük bir bakış olarak değil de bugüne ve geleceğe dönük bir bakış üretmek için yapmalıyız. Değerli arkadaşlar, milli mücadelenin bazı temel umdeleri var aslında. Bunların bir kısmı bizzat ifade edilmiş şeyler o dönemde. Bunlardan bir tanesi, birincisi istiklali tam. Bu tartışmaları biliyoruz. Bilhassa Sivas Kongresi'nde mandacılarla yapılan tartışmaları biliyoruz. Bu çerçevede istiklali tam hem bir taraftan bir üzerinde gölge olmayan bir istiklal, mandaya, mandacılığa bütünüyle karşı olma anlamında bir istiklal, bir taraftan da bütün boyutlarıyla sadece siyasi anlamda değil, ekonomik anlamda da istiklali içeren bir istiklal. Bu istiklali tam ideali birçok metinde, tarihlerde, o dönemde ilan edilmiş. Bununla beraber bir başka husus, vurgu yapılan husus önemli. İstiklali tam yolunda yürüyen bu milli mücadeleyi bütünüyle millete dayandırarak, milletten güç alarak ve millet adına yürütme kararlılığı. Bu sadece bir soyut slogandan, bir ifadeden ibarette kalmamış. Bunun için yapılanlar var. İşte onlardan bir tanesi de Ankara'da öncelikle toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi. Hocam da değindi. 16 Mart 1920'de esasen daha öncesinde başlıyor süreç. Kasım 1919'da yeni seçim yapılıyor meclisin mebusan için. Ancak bu seçim öncesinde de Sivas'ta oluşan heyeti temsiliye adına çalışmalar yapılıyor. Heyeti temsiliyenin adayları var, desteklediği isimler var. Ama İstanbul'daki bu meclis-i mebusanın devamlı olmayacağına dair bir kanaatta zaten var, bir beklenti var. Nitekim meclis 16 Mart'ta basılıyor. 18 Mart 1920'de bir toplantı, son toplantısını yapıyor ve kapanma kararı alıyor. Başka bir yerde toplanmak üzere. O sırada Rauf Orbay'la irtibatları sebebiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ankara'da toplanmasına yönelik bir çalışma yürütülüyor. Tabi orada İstanbul Meclisi Mebusanı'ndan gelen mebuslarla beraber Kasım 1919'da yapılan seçimde seçim yapılamayan yerler var. Oralardan yeniden seçim yapılmasına yönelik veya milletvekili gelmeyen veya gelemeyen yerlere yönelik, seçim çevrelerine yönelik yine seçimlerin yapılması yönünde heyeti temsiliye adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yazmış olduğu seçim usulüyle alakalı bir tahmin var. Bunu niye söylüyorum? O şartlar altında da oluşturulacak meclisin mümkün olduğu kadar bir temsil kabiliyetini haiz bir meclis olmasına dikkat edilmiş, dikkat gösterilmiş. Bu bakımdan bu istiklali tam yolundaki mücadelenin esasen millete dayanarak yürütülmesi benimsenmiş. Bir başka husus da tabii milli mücadele döneminin büyük ölçüde realist hareket etme meselesi. Hem Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda bunu görüyoruz bu boyutu itibarıyla, hem de alınan kararlarda bunu görüyoruz. Burada çok kısa ifade etmek isterim. Malum saltanatın kaldırılması konusunun tartışma gündemine gelmesi esasen Lozan'da toplanacak olan Lozan Konferansı'na yapılan davetle ilgilidir. Lozan'da bir konferans toplanmasına yönelik İstiklal Harbi'nin fiilen de başarıyla, zaferle sonuçlanması üzerine Batılı devletler tarafından Lozan'da bir konferans toplanacağına dair bir bilgi İstanbul'da hükümete gönderiliyor. Sadrazam Ankara'ya bir telgraf çekiyor ve telgrafta diyor ki böyle bir talep var bize, birlikte gidelim diyor. Bunun üzerine bu birlikte gitmenin olup olmayacağı
veya kimin gideceği konusunda bir tartışma, uzun bir tartışma. 30 Ekim'de başlıyor, uzun sabahlara kadar süren bir tartışma. Nihayet daha sonra 1 Kasım'da saltanatın kaldırılmasıyla sonuçlanacak bir süreç. İstanbul hükümetinin savaşın sonucunda zafer kazanan orduyu ve milleti temsil etmeyeceğine, edemeyeceğine, birlikte temsilinde olamayacağına dair tartışmalar yürürken, o sırada Sinop milletvekili Doktor Rıza Nur'un birinci imzacısı olduğu saltanatın kaldırılmasına dair kanun teklifi veriliyor. Bu teklifle beraber saltanat kaldırılmış oluyor. Yine Cumhuriyet'in ilanı diyoruz, Cumhuriyet'in kurulması demiyoruz. Niye? Çünkü saltanatın kaldırılmasıyla esasen Cumhuriyet kurulmuştur. Çünkü bu anlamda devletin şekliyle ilgili olarak iki tane sistem vardır. Ya monarşidir ya cumhuriyettir. Belki cumhuriyeti çok kaba hatlarıyla tanımlayacak olursak monarşinin olmadığı sistemdir cumhuriyet. Dolayısıyla bir yerde monarşi yoksa esasen cumhuriyet var demektir. Bu bakımdan cumhuriyet saltanatın kaldırılmasıyla aslında kurulmuştur. Bunun ilanı gerçekleşmiştir. Nitekim cumhuriyetin ilanına dair yapılan düzenlemenin içeriği de odur. Bakımdan o dönemde atılan adımların günün şartlarında gelişen olaylar istikametinde ve o günün imkanları içerisinde düşünülmüş adımlar olduğunu göz önünde tutmak gerekir. Bu bakımdan 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun da o günün şartları içerisinde o güne mahsus bir düzenleme olduğunu, bugünden Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na dair döndüğümüzde şüphesiz ilham alınacak birçok şey vardır prensip bazında ama Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun bugüne yönelik düzenlemeler bağlamında bence somut hükümleri itibariyle çok istifade edilir olmadığını da kanaatimi burada ifade etmek isterim. Çünkü Teşkilat-ı Esasiye Kanunu zamanında malumunuz Türkiye'nin muhtelif yerlerinde, vatan topraklarında mahalli organizasyonlar var. Bunlardan ilki de yayınladığı deklarasyon itibarıyla Edirne Paşaeli Reddi İlhak Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti arkasından muhtelif yerlerde cemiyetler oluşturulmuş ve bunlar önce kendi köyünün, kasabasının, şehrinin istiklali için, işgalden kurtulması için mücadeleyi esas alan çalışmalar. Daha sonra işte bu lokal, mahalli çalışmaları birleştirmek üzere esasen Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Samsun'a çıkıyor. Bu fiili çalışmalar yürürken bir taraftan da bu mahalli işgale karşı direniş hareketlerini bir hukuki temele oturtmayı esasen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun yapmaya çalıştığını düşünebiliriz. Yani o zaman merkezilik değil, ademi merkeziyet esaslı bir mücadele yürütülüyordu ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda bu ademi merkeziyet esaslı çalışmayı bir hukuki zemine oturmayı hedeflemişti. Bu bakımdan o vilayet şuralarıyla ilgili yapılan düzenlemeler esasen o zamanki duruma, realiteye, verilere hukuki zemin teşkil etmek üzere düşünülmüş hükümlerdi, düzenlemelerdi. Nitekim daha sonra 1924 Anayasası'nda yine o merkeziyetçi yaklaşım içerisinde bir düzenleme içerisine gidilmiştir. Tabii en önemli belki husus ise o dönemin milli mücadelenin esaslarından, özelliklerinden meşruiyetçilik. Buna hocam da değindi. Yapılan faaliyetleri hem millete dayandırma hem de hukuki zemini itibariyle bir meşruiyet zemini içerisinde yürütme meselesiydi. Bu bakımdan gerek Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun, gerekse Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile Kanun-ı Esasiye arasındaki ilişkilerin de bu çerçevede değerlendirilmesi lazım. İsminin seçilişinde de bu realist yaklaşım var. Malum Kanun-ı Esasi Anayasa dediğimiz şey o tarihler itibariyle ama bu isim kullanılmamış veya bir Kanun-ı Esasi tadili veya tadilatı olarak da kullanılmamış ama yeni bir isim. Esas teşkilat, teşkilat-ı esasiye olarak kullanılmış. Bu bakımdan bunun hem o realist yaklaşımla bir alakası var, hem de Ankara'da kanun esası çünkü İstanbul'daki bir hükümetin faaliyetlerini düzenleyen bir metin. Ama Ankara'da kurulan, Ankara'da faaliyet gösteren meclis ve onun oluşturduğu hükümetin bir hukuki zemini anayasal anlamda yok.
Dolayısıyla Teşkilat-ı Esasiye Kanunu bu bakımdan bir meşruiyet oluşturmak için düşünülmüş bir çalışma aynı zamanda. Tabii Türkiye'nin anayasalarla imtihanı, anayasalarla ilgili tartışmaları devam ediyor halen de. Malum Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği yeni anayasa çerçevesindeki tartışmalar bir süre daha devam edecek. Belki Türkiye tamamen milletin seçmiş olduğu, serbest seçimlerle oluşmuş bir parlamentonun yapacağı anayasaya kadar bu tartışmaları da sürdürecek. Bunun esasında biraz bizim anayasa, kamu hukuku ve siyasetle ilgili yaklaşımımızın, benimsemiş olduğumuz yaklaşımın etkileri var. Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu sanıyorum 1960'ların başında bir makalede, muhtemelen Yargıtay'ın 100. yılıyla ilgili hazırlanan bir çalışmadaki makalesinde şöyle bir şey ifade ediyor. Diyor ki bizim kamu hukukuyla ilgili özellikle tarihi gelişmelerimiz esasen İngiltere'ye benzer diyor. İngiltere'ye daha yakındır tarihi süreçler itibarıyla. Biz 19. yüzyılda niye Fransa'yı model almışız, Fransa'ya öykünmeye çalışmışız onu anlayamıyorum şeklinde bir ifadesi var. Gerçekten de tarihi süreç, hukuk tarihimizdeki gelişmeler aslında İngiltere'ye de belki daha ziyade paralellik arz eden gelişmeler. Biz Fransa'yı esas aldığımız için Fransa'da malum 5. Cumhuriyet ve aslında 5. Anayasası ciddi tadiller de yapıldı 2000'lerin başında. Ama Fransa'da da şimdi mesela başkanlık sistemiyle ilgili tartışmalar bir ölçüde alttan devam ediyor, yürüyor. Belki ikisi arasındaki temel farklılık şu, İngiltere'de kamu hukuku ve siyasetin gelenekleri devamlılık arz ediyor. Devamlılık içerisinde bir değişim arz ediyor. Fransa ise gelişmeyi, gelişme tırnak içerisinde, gelişmeyi öncekini yıkarak, yerine yeni bir şey inşa ederek yapmak şeklinde algılıyor. Tabii kamu hukuku ve siyaset esasen gelenekler üzerine oturur. Sadece mevzuatın bu devamlılığı sağlayabilmesi ve özellikle hukuka, kurallara riayeti sadece mevzuatın sağlayabilmesi yeterli değil. Burada tabii İstanbul Üniversitemizin organize ettiği bir toplantıda anmak isterim. Orhan Aldıkaçlı rahmetli bizim hocamızdı. 1987 yılında Türk Anayasa Hukuku kısmını, Anayasa Hukuku dersinin ondan almıştık. O zaman 82 Anayasası'nın da yapılışının üzerinden fazla bir zaman geçmemişti. Kendisi biraz rahatsızdı, sinirliydi yapılan eleştirilere karşı ve o yanlış olan hususların önemli bir kısmını kendisinin yapmadığını, aslında kendisinin hazırladığı metnin daha sonra değiştirildiğini, bunun sorumlusunun Milli Güvenlik Konseyi olduğunu falan söylerdi. Orhan Aldıkaçlı Hoca, Anayasa Hukuku Profesörü ve 1982 Anayasası'nı hazırlayan o danışma meclisindeki Anayasa Komisyonu'nun başkanıydı. Onun anlattığı bir hatıra vardı. Bunu yine rahmetli Burhan Kuzu hocamız da sık sık anlatırdı. O tarihlerde anayasayı hazırladığı veya bittiği tarihlerde İngiltere'ye bir gemiyle seyahat ediyor. O seyahatte Lordlar Kamerası üyesi bir hukukçuyla tanışıyorlar ve onunla sohbet ediyorlar. Tabii İngiltere aslında tarihi, İngiltere siyasi tarihi hem kamu hukukunun hem siyasetin, siyaset biliminin bütün meselelerinin bir laboratuvarıdır tabiri caizse. Her şey oradan çıkmıştır aşağı yukarı batılı anlamdaki siyaset bilimi ve kamu hukukunun. Konuşurken şöyle bir şey söylediğini anlatırdı. Sormuş, demiş ki İngiltere'de kraliçenin, tacın, parlamentoyu fesih etkisi var. Var ama bu bir yerde yazmıyor. Feshettikten sonra da makul bir süre içerisinde seçime gitmesi gerekiyor. Ama bu da bir yerde yazmıyor. Gitmediği zaman ne olacağı da bir yerde yazmıyor. Müeyyidesi de yok. Dolayısıyla şöyle bir şey olsa İngiltere'de, kraliçe parlamentoyu feshetse ve seçimlere de gitmese bir süre, yavaş yavaş İngiltere'yi alttan yönetmeye başlasa, kalksa, ne olur İngiltere'de demiş. Yazılı anayasa yok malum. Adam şaşırmış ve kendisine demiş ki, bu soru İngiltere'de kimsenin aklına gelmemiştir demiş.
Evet, yani bir yerde yazmıyor ama herkes kraliçenin parlamento üyesi yetkisi olduğunu kabul eder. Muhalifi, muvafıkı. Yine kraliçe de başta olmak üzere herkes bilir ki makul bir süre içerisinde seçime gidilir İngiltere'de. Bunu aksini kimse düşünmez. Yazılı kurallar yok. Bir müeyyide de yok ortada. Ama herkes kurallara, bilinen kurallara herkes uyuyor. İşte eğer gelenek varsa kamu hukukunda ve siyasette, yani kuralın yazılı olup olmamasının çok önemi de yok. Kural çünkü o gelenekle olan bağı içerisinde kendisine uyulmasını sağlayacak bir saygıyı, tabiri caizse itibarı üretiyor. Halbuki bize dönersek malumunuz bizde yazılı kurallar var ama bu kuralların zamana göre, konjektüre göre farklı farklı uygulandığında hepimiz şahıslara göre şahit oluyoruz ki anayasa hükmü malum bu 367 kararı niye konulduğu belli bu. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili düzenlemenin niye yapıldığı belli. 1980 öncesi Cumhurbaşkanını seçemeyen bir parlamentoya Cumhurbaşkanını seçtirecek şekilde bir düzenleme yapılmış. Fakat en son ve bu uygulanmış. İşte bununla rahmetli Özal seçilmiş, Demirel seçilmiş, Ahmet Necdet Sezer seçilmiş, hiçbir tartışma olmamış. Ama daha sonra başka bir isim ortaya çıktığında konjonktüre göre de Anayasa Mahkemesi bir yorum yaptı. Yazılı metin, hiçbir değişiklik yok metinde. Konjonktüre göre yazılı metinler bile zaman içerisinde değişiklik gösteriyor. İşte bu Fransa'daki o yıkarak, gelenekleri ortadan kaldırarak yeni bir şey inşa etme, kurma usulünü sadece mevzuat düzenlemeleriyle gerçekleştirme gayreti. Tabii Türkiye'de bütün bu anayasa tartışmalarının, aslında hukuk tartışmalarının arkasında yatan, temelinde yatan problem de bence temel problem de bu. Bizim siyasetle ve kamu hukukuyla ilgili temel geleneklere teamül diyemiyorum. Teamül oluşamamış çünkü hep bir kayaka gittiğimiz için bu teamüllere tabiri caizse uymamız lazım. Esas meselemiz de bu. Şimdi tabii anayasa tartışmalarının içindeyiz hala. Niye? Çünkü adı konmamış bir anayasa tartışması zaten yaşıyoruz. Hükümet sistemi bağlamındaki tartışmalar, kimse adını söylemiyor ama esasen anayasa tartışmasıdır. Çünkü hükümet sistemi değişikliği yapmak, parlamenter sisteme geri dönmek, güçlendirilmiş parlamenter sistem, iyileştirilmiş parlamenter sistem, ne denirse densin, buna geri dönmek bir anayasa değişikliği gerektiriyor. Dolayısıyla bu bakımdan hani hükümet sistemi değişikliği öneren herkes bir anayasa tartışması yapıyor, yürütüyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifadesi, madem anayasayı böyle tartışıyorsunuz, bölük pörçük tartışmayın, bölümler halinde tartışmayın, bir tarafını tartışmayın, gelin tamamını tartışalım. Esasen bu konuda 2011 seçimlerinden sonra da mecliste bir uzlaşma komisyonu oluşturulmuştu. Burada gerçekten 25 ay devam eden iyi bir çalışma da yapıldı ve ilk defa Türkiye'de siyasi partilerin bir bütün olarak anayasa teklifleri ortaya çıktı. Bu da bizim meclisimizin web sayfasında var. Bütün partilerin bir bütün anayasa önerileri ortaya çıktı. O zaman da gördük, esasen herkes anayasayı konuşuyor da slogan düzeyinde anayasayı, soyut bazı ilkeler düzeyinde anayasayı konuşuyor, konuşmak istiyor. Somutlaştırmaya geldiği zaman herkes ciddi sıkıntı içerisinde. Ben bazı partilerin yapılan çalışma sırasında, ben de o çalışmanın içerisindeydim. AK Parti'yi temsilen üç kişiden birisi bendim. Metin hazırlayıp getirmede çok ciddi ölçüde sıkıntı yaşadıklarını gördüm siyasi partilerin. Ve gelen metinler de esasen aslında komisyonda hep beraber onardığımız, kullanılabilir hale getirdiğimiz metinlerdi. Birçok siyasi parti bakımından bunu söyleyebilirim. Çünkü ilk halleri de var elimizde. Son gelişmiş halleri de var. Bakımdan anayasa tartışmalarının somutlaşması önemli. Yani bugün de hükümet sistemi, işte o kötü bu iyi falan ama bir slogan düzeyinde tartışılıyor. Parlamenter sisteme dönüş ne demek? Yani Türkiye'nin 16 Nisan 2017 öncesindeki o anayasadaki sisteme dönmek midir? Güçlendirilmiş parlamenter sistem ne demektir? Veya iyileştirilmiş parlamenter sistem. Güçlendirme deyince sanki herkes hani parlamento güçlendirilecekmiş gibi. Hayır, güçlendirilmiş parlamenter sistemin zaten temel özelliği yürütmenin güçlendirilmesidir. Bugün yürütmenin gücünden rahatsız olanların güçlendirilmiş parlamenter sistem tezini ortaya atmaları da biraz bir paradoks, ciddi bir çelişki. Çünkü güçlendirilmiş parlamenter sistemde güçlendirilen taraf aslında yürütmedir, parlamento değildir. Bunu gerek hükümetin kurulması sırasındaki kolaylaştırıcı düzenlemeler, gerekse
hükümetin düşürülmesiyle ilgili zorlaştırıcı düzenlemeler, gerekse hükümetin genel düzenleyici işlem yapma, kararname çıkarma yetkisiyle ilgili verilen imkanlar açısından baktığımızda güçlendirilmiş parlamenter sistem yürütmeyi güçlendiren bir sistemdir esasen. Yürütmeyi güçlendirmek istiyorsak zaten yürütme güçlü şu anda. Dolayısıyla bu hani slogan düzeyinde kaldığı zaman bu tartışmalarda mesafe almamız mümkün değil. Bu tartışmaları geriye dönük, yani bu sistemden geriye dönelim de nasıl olursa olsun dönelim bağlamından çıkartıp, işte yeni anayasa tartışmasının bence hedefi de bu, ileriye dönük bir tartışmaya çevirmemiz lazım. O da gerek hükümet sistemi, onun da içinde olmak kaydıyla ama bütünüyle yeni bir anayasa yapacak bir tartışmayı, yeni anayasa yapılmasına yönelik bir tartışmayı Türkiye'de genişleterek desteklememiz lazım. Ben önümüzdeki günlerde bu tartışmanın daha da yoğunlaşacağını ümit ediyorum, arzu ediyorum. Sadece bir takım slogan ve ilkeler düzeyinde bir tartışma Türkiye'yi ileriye taşımaz. Son olarak bir hususa değinmek istiyorum. Aslında yapmış olduğum o aldı kaçtı hocanın anekdotuyla ilgili değerlendirme bağlamında bir devam gibi de düşünülebilir bu söyleyeceklerim. Şüphesiz bu tartışmaları yapmak yanında bu tartışmaların yapıldığı ortam da önemlidir. İnsanların birbirlerini anlamaya yönelik bir gayret içerisinde olmaları gerekir. Veya bir düzey, tabiri caizse seviye içerisinde olmaları gerekir. Yapılan konuşmalarda bir konuyu izah ederken işte kullanılan yan argümanları alıp da onlar üzerinden farklı sonuçlar çıkartarak değerlendirme yapmak veya şahısların, özellikle köşe yazarlarının, siyasetçilerin sıfır bilgiye sahip oldukları bir konuda bir yorum yapmaları, değerlendirme yapmaları suretiyle bizim sadece anayasa tartışması, yeni anayasa tartışması değil, hiçbir tartışmayı sürdürebilmemiz, yönetebilmemiz mümkün değil. Bunu biraz da dün yaşanan olayla bağlantılı söylüyorum. Malumunuz ben burada sadece bir akademisyen olarak bulunmuyorum, meclis başkanı sıfatıyla bulunduğum için bu güncel konuya dair de hukukçuların arasında bir şeyler söylemek isterim. Kısaca olayı önce ifade etmek isterim. Evvelki gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kanunun oylanmasıyla ilgili bir sorun yaşandı. Şöyle bir durum. Oylamada maddelere ne geçilmesi, geneli üzerindeki görüşmelerden sonra kanunun maddelerine geçilmesi oylanıyor. Bu oylamada oturumu yöneten meclis başkan vekilinin yeterli sayıda kabul oyu olmadığı, dolayısıyla maddelere geçilmesinin kabul edilmediği, bu durumda da kanun teklifi reddedilmiş oluyor genel kurulda. Kanun teklifinin reddedildiğine dair bir açıklaması oldu. Tabii bunun üzerine bazı gelişmeler yaşandı. Dün oylama tekrar edildi. Maddelere geçilme kararı alındı. Şimdi burada bunu değerlendiren bazı, bugün görüyoruz, siyasetçiler, köşe yazarları da işte yapılanın yanlışlığını da çok da ağır bir dille, zaman zaman meclise darbe falan gibi ifade ediyorlar. Bunların bütünüyle bir cehalet mahsulü değerlendirmeler olduğunu ifade etmek isterim. Tabii sadece ben onların yaptığı gibi cehalet mahsulüdür deyip bırakmıyorum. Bunun gerekçelerini de burada çok kısa ifade etmek isterim hukukçuların arasında. Öncelikle meclis başkanının genel kurulun işleyişiyle, yönetimiyle ilgili tek ve kendisine mahsus yetkisi vardır. Meclis iç tüzüğünün 14. maddesi genel kurulun yönetimi, görev ve yetkisini meclis başkanına veriyor. Meclis başkan vekilleriyle ilgili iç tüzüğün 15. maddesi ise meclis başkan vekillerinin meclis başkanı yerine genel kurulu yöneteceğinden bahsediyor. Yine meclis başkanının meclis başkan vekillerinden hangisinin, hangi birleşimi, yani günlük toplantıyı veya günlük toplantı içerisindeki bölümleri, hangi oturumu yöneteceğine meclis başkanının karar vereceğini söylüyor. Dolayısıyla meclis başkan vekilleri meclisi yönetirken kendi nam ve hesaplarına değil, meclis başkanı hesabına yönetirler. Dolayısıyla bu yönetimin bütün sorumluluğu, hukuki sorumluluğu doğrusuyla yanlışıyla sonuçta meclis başkanına racidir. Bu bakımdan meclis başkanının bu yönetim sırasında bazı iç tüzüğe aykırı, hukuka aykırı işleyişler görmesi halinde buna müdahale etmesi, bu müdahalenin boyutları da değişebilir. Yöneten başkan vekilini
yerine bizzat kendisinin kürsüye çıkması, yönetmesi veya onun yerine başka bir başkan vekilini görevlendirmesi söz konusudur. Bu yetkilerin hepsi meclis başkanında var. Bunun örnekleri de var daha önce. Bunu şunun için söylüyorum. Yani meclis başkanının yaşanan olayla ilgili bir sorun, bir tartışma varsa buna müdahale etmesi, bu tartışmaya, bu tartışma konusunda da bir kanaat belirtmesi, bir yön belirtmesi tamamen içgüdükten kaynaklanan bir yetki, hatta bir görevdir, bir sorumluluktur. Öbür taraftan bu oylamayla ilgili hususa değinmek isterim. Meclis içgüdüsünün 149. maddesi ve 150. maddeleri son fıkralarında ilginç bir hüküm var. 149'da oylamayla ilgili, 150. maddede de seçimlerle ilgili olarak seçime geçileceğinde veya oylamaya geçileceğinde bunun milletvekillerine zil çalarak duyurulacağını ifade ediyor. Eskiden bu okullardaki ziller gibi zil çalınırmış. Kulislerde milletvekillerine haber verilirmiş. Az sonra oylama olacak. Az sonra seçim yapılacak. Niye? Çünkü bu oylama, seçim işleri gizli kapaklı oldu bittiye getirilecek. Hazır onlar yokken bu işi bir karara bağlayalım falan gibi, karşı taraf azken bu işle ilgili bir karar alalım gibi bir niyetle yapılacak iş değil. Milletvekilleri gelecek ve iradelerini beyan edecek. Katılmak istemezse haberi olur, oylama yapılacak, bundan haberdardır ama katılmak istemiyor. Bu bir tavırdır, bu ayrı. Buna kimse bir şey diyemez ama milletvekillerinin bir kısmından habersiz oylama yapmak gibi bir şey içgüdüsündeki bu düzenlemelerin mantığına da aykırıdır. Dolayısıyla meclisi yöneten başkan vekillerinin veya başkanın milletvekillerine oylamayla ilgili onları haberdar edecek bir takım mekanizmalarla bunu bildirmesine gerekiyor. İçgüdüsünün de gereği bu. Diğer husus şu, bir oylama yapılmış, itirazlar var bununla ilgili. Ve bu nasıl çözülebilir? Bu şöyle çözülür, yine usulle ilgili olarak söylüyorum. Yine meclis içgüdüsünün 13. maddesinde bir hüküm var. Diyor ki, oylama veya seçimlerle ilgili önemli bir yanlışlık olduğuna dair bir iddia varsa, bu iddianın çözümüyle ilgili iki şey ortaya koyuyor içgüdüsü. Ya o birleşimde oturumu yöneten, birleşimi yöneten başkan bir usul tartışması açar. Usul tartışması sonunda da oylamanın yenilenmesine veya yenilenmemesine bir karar verilir. Böylece konu bitmiş olur. İkinci yol ise şu, birleşimden sonra, birleşim yani o günkü toplantı bittikten sonra Meclis Başkanlık Divanı'na bu önemli yanlışlıkla ilgili bir itirazda bulunulur. Bu itiraz üzerine Başkanlık Divanı toplanır ve Başkanlık Divanı nasıl bir yol izleneceğine karar verir diyor. Belirler diyor, nasıl bir yol izleneceğini belirler diyor. Bunların hepsi 13. maddenin içindeki düzenlemeler, Başkanlık Divanı'nın yetkileriyle ilgili. Dolayısıyla bu yapılan oylamayla ilgili itirazları AK Parti Grup Başkan Vekili arkadaşlarımız ama ayrıca Başkanlık Divanı'nda yöneten Başkan Vekili'nin yanında görev yapan iki katip üye arkadaşımızın itirazları üzerine Başkanlık Divanı'nda dün konu görüşüldü. Dolayısıyla burada usule dair anlatmış olduğum hususlar bunlar. İçerikle ilgili ise çok kısa, fazla uzatmayacağım. Şunu belirtmek isterim. 141. madde var. Oylamalarla ilgili işari oylama dediğimiz bizim işaretli oylama. Üç tür oylama vardır mecliste genel kurulda. Kural olan, kaide olan işaretli oylamadır. Yani el kaldırıp kabul edenler, işte reddedenler şeklindeki işari oylamadır. Bir, ikincisi açık oylama var. İşari oylamada kimin ne oy verdiği belli değildir. Tespit edilmez. Sayı da tespit edilmez. Çoğunluğa bakılır. Kabul yönünde ise kabul edilmiştir. Red yönünde ise reddedilmiştir. İkinci oylama türü açık oylama. Açık oylamada kimin ne oy verdiği bellidir. Burada milletvekilleri eskiden ayağa kalkıp ismi okunduğunda kabul veya red derlermiş. Şimdi ise elektronik oylamada milletvekilleri kendi kodlarına, numaralarına girerek parmak iziyle oylarını belirtiyorlar. Bu açık oylamada kimin ne oy verdiği bellidir. Bir de gizli oylama vardır. Özellikle mesela anayasa değişikliği gibi oylamalarda bu kabine girip işte bir pusulaya yazıp zarfa koyup bunu attıkları oylama. Şimdi bu işari oylama, yapılan işari oylamadır. Bu işari oylamada yapılan düzenleme 141. maddede diyor ki oturumu yöneten başkan ve katip üyeler, iki katip üye birlikte sayarlar diyor. Eller kalktığı zaman birlikte sayarlar diyor. Mutabıksalar sorun yok zaten. Başkan sonucu açıklar. Fakat o
divandaki katip üyelerden birisi itiraz ederse, yani işte evetler fazla diyor başkan ama o da hayırlar daha fazla diyor veya karar yeter sayısı yok diyor. Böyle bir durumda başkanın elektronik oylamaya geçmesi gerekiyor. Elektronik işari oylamada yine elektronik oylamaya geçmesi gerekiyor. İtiraz varsa. Ha, bu itiraz haklıdır, haksızdır, bunu değerlendirme imkanı, yetkisi yok. Şimdi biz o bakımdan görüntüleri izledik dünkü başkanlık divanı toplantısında da. Orada başkan vekili oylamaya soruyor, kabul edenler, etmeyenler diye. Şöyle bir bakıyorlar, başkanın sol tarafında oturan katip üye eliyle işaret ederek AK Parti sıralarını diyor ki, buralarda arkadaşlar var diyor, bakın. Sonra da diyor ki makineye geçelim diyor, makineye geçelim, ses duyuluyor. Yani elektronik oylamaya geçmemiz lazım diyor, itiraz ediyor. Bu da diyor ki sayalım arkadaşlar diyor yöneten başkan vekili arkadaşımız. Sayalım, sayalım deyince ne olacak? Yani sayacak herkes. Sonra da bu saymanın toplamını değerlendirmemiz lazım, bu yapılmıyor. Yine diğer arkadaş diyor ki o esnada sayalım dedikten sonra elektronik yani makineyle yapalım, elektronik oylamaya geçelim diyor. Elektronik makineye falan gerek yok diyor başkan. Kabul edilmemiştir diyor. Yani burada divan üyeleri arasında bir ihtilaf olduğu, en azından bir kişinin itiraz ettiği belli. Burada yapılması gereken 141. maddeye göre hemen derhal elektronik oylamaya geçilmesi geçilmiyor. Şimdi bu önemli bir yanlışlık mıdır, değil midir? Bunu başkanlık divanı değerlendiriyor. Bir başka daha önemli bir yanlışlık var. O görüntülerde başkan vekili kabul edilmemiştir diyor, yerinden kalkıyor, çıkacak, dışarıya doğru yöneliyor. Halbuki bir birleşim, oturum devam ediyor birleşim içerisinde. Başkanın yerinden kalkması birleşime ara verme anlamına geliyor ama kendisinin bunu deklare etmesi lazım. Bunu da yapmıyor, çıkacak. O sırada arkadaşlarımız geliyor, kendisini görevli arkadaşlarımız engelliyor ve söylüyorlar birleşime ara vereceğinizi açıklayın diye. Düğmeye basıp tekrar birleşime 20 dakika ara veriyorum diyor. Şimdi burada bir acele gözüküyor. Niye? Çünkü iç düzük gereği oylama yapıldıktan sonra da 5 milletvekilinin ayağa kalkıp oylamaya itiraz etmesi, duyamadık, sonuç doğru değil vesaire gibi oylamanın tekrarlanmasını istemesine dair bir hakkı var iç düzüğe göre. Ama siz kabul edilmemiştir, hadi ben gidiyorum derseniz o milletvekillerinin itirazına imkan vermemiş olursunuz. İç tüzük gereği tanınmış olan bu hakkın kullanılmasına da imkan vermemiş oluyorsunuz. Bu bakımdan burada bir önemli yanlışlık olduğu 13. maddeye göre belli. Bunun başkanlık divanında görüşülmesi lazım. Usul nedir? Başkanlık divanında bu görüşülür. Başkanlık divanı idari bir mercidir. Yasamayla ilgili bir karar vermesi mümkün değil. Öneride bulunuyor genel kurula. Genel kurul ise tekrar başkanlık divanı kararının doğru olup olmadığı yönünde oylama yapıyor. Bu oylama üzerine önceki o itiraz edilen oylamanın yenilenmesi yönünde bir karar verebiliyor. Yenilenirse oylama tekrarlanıyor. İşte dün yapılan budur kanunla ilgili. Bir oylama yapılmıştır. Bunun yanlış, önemli bir yanlışlık içerdiğine dair nitekim iç tüzük çerçevesinde görüntüler incelendi. Buna dair bir karar başkanlık divanında verildi. O da genel kurulda doğru bulundu. Bunun üzerine oylama yenilendi. Bu ilk defa mı olmuş bir şey? Hayır. 1978 yılında mecliste Kültür Bakanlığı bütçesi oylanırken Cahit Karakaş meclis başkanı o zaman 1978 bütçedeki oylamada önemli bir yanlışlık olduğuna dair bir itiraz olmuş. Bu değerlendirilmiş. Sonuçta oylama tekrarlanmış. 1988 yılında Yıldırım Akbulut meclis başkanı iken nedense bu da tuhaf Kültür Bakanlığı bütçesinin oylamasında yine aynı şekilde bir yanlışlık gündeme gelmiş. Tekrar başkanlık divanı toplanmış, karar almış. Genel kurulda oylama tekrarlanmış. 1992 yılında tekrar Kültür Bakanlığı bütçesiyle ilgili yine oylama tekrarlanmış. Bu 1992 yılındaki konu Anayasa Mahkemesi'ne de gitmiş. Anayasa Mahkemesi de bununla ilgili bir karar vermiş. Aynı bizim dün yaptığımız iş. İşin aynısı. Bununla ilgili Anayasa Mahkemesi önce malumunuz Anayasa Mahkemesi kanunları o tarih itibariyle kanun hükmünde kararnameleri, meclis iç tüzüğünü inceliyor. Parlamento kararı mahiyetindeki işlemleri inceleyemiyor. Bunu inceleyebilmesi için o zaman biraz daha agresifti Anayasa Mahkemesi. Ekta Güngör Özden başkanlığında toplanan Anayasa Mahkemesi'nde
Bunu inceleyebilir miyiz tartışmasında? Şöyle bir görüş ortaya çıkıyor. Bu yapılan eylemli iç düzük değişikliğidir. Eylemli iç düzük değişikliği kabul ederse bunu inceleyebilecek. Ama 6'ya 5 geçiyor bu. Eylemli iç düzük değişikliğidir diyor. Tamam. Daha sonra ise bunun anayasaya aykırı olmadığına karar veriyor Anayasa Mahkemesi. Eğer Anayasa Mahkemesi kararları da tabii malumunuz parlamento hukukunun kaynaklarındandır. 92'deki bu karara göre bizim dün yapmış olduğumuz işlem bütün boyutları itibariyle iç düzükle düzenlenmemiş olsa da Anayasa Mahkemesi bunun bir eylemli iç düzük düzenlemesi olduğuna zaten karar vermiş. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi kararına göre biz bir iç düzük hükmünü bu şekilde uygulamış olduk. Bunun anayasaya aykırı olmadığına da mahkeme karar vermiş. Daha sonra 1997 yılında bu sefer Mustafa Kalemli'nin meclis başkanı olduğu zaman bir yüce divana sevkle ilgili bir oylama yapılıyor. O oylamada oy kullanan bazı kişilerin kullanmadığı, işte bazı kullanmayan kişilerin kullandığına dair itirazlar başkanlık divanında görüşülüyor. Bir komisyon kuruluyor. O zaman tabii bu tür kayıtlar yok elimizde. İnceleme yapılıyor ve nihayetinde yine oylamada yanlışlık olduğu kabul ediliyor. Meclise gidiyor. Yine genel kurul oylamanın tekrarlanması kararı alıyor ve oylama tekrarlanıyor. Bu bakımdan şimdi iç düzük hükümleri, Türkiye'deki uygulamalar, her şey ortadayken bu meclise darbedir falan diye yapılan değerlendirmeler tamamen cahilce, manipülatif değerlendirmeler. Şimdi tabii Türkiye'de gerek siyaset, gerek hukuk, gerek anayasa tartışmalarını yaparken aslında bu tartışmalara muhatap zihinlerin de olması lazım. Bu zihinlerin öncelikle bir kere sağlıklı değerlendirme yapabilir mahiyette zihinler olması, bir de tabii kötü ve kötü niyetli olmaması gerekir. Türkiye'de öncelikle bu ortamın tesisi içinde işte bildiğimiz doğruları anlatarak mücadele etmeye devam edeceğiz. Ben biraz fazla uzattım. Bu toplantının hayırlı olmasını diliyorum. Tabii dünya çok önemli bir değişim sürecinde. 20. yüzyılın dünyası ve paradigmaları sona erdi. Dünya arayışlar içerisinde. Yeni bir dünya kurulacak. Yeni bir dünya düzeni kurulacak. İşte bu yeni dünya düzeni kurulurken Türkiye'nin bu yeni dünya düzeninin inşasında ciddi ve güçlü bir rol üstlenebilmesi gerekiyor. Bunun için de Türkiye'nin önce kendisini yenilemesi, yeniden kurması gerekiyor. Aslında 16 Nisan 2017'de yaptığımız hükümet sistemi değişikliği Türkiye'nin yeniden kendisini kurmasıydı. Hacı Bayram Veli o dönemde işte şehirlerin, kasabaların yeni inşa edildiği o dönemde Müslümanların Anadolu'da yeni yerler inşa ettiği dönemde yazdığı bir şiirinde der ki, nagehan bir şara vardım, ol şarı yapılırken gördüm, ben dahi bile yapıldım, ta şu toprak arasında diyor. İşte yeni dünyanın kurulduğunu görüyoruz. O yeni dünya kurulurken biz önce kendimizi ve Türkiye'yi o yeni dünyanın kuruluşunda görev alabilecek, vazife üstlenebilecek güçlü bir duruma getirmek için mücadele ediyoruz. Yapılan anayasa değişikliğiyle bu yeni tartışmalarda aslında güçlü Türkiye'yi, güçlü bir dünyayı kuracak güçlü Türkiye'yi inşa etmek için ben bu toplantının hayırlı olmasını diliyorum. Hocamıza, rektörümüze teşekkür ediyorum. Katkı sunacak bütün hocalarımıza da şimdiden peşinen teşekkür ediyorum. Hepinizi hürmetle selamlıyorum.